Sayın Gülerci hoş geldiniz. Hoş bulduk Tükker Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Elhamdülillah, hamdolsun. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz, hamdolsun. Ee, bir, bu da bizim klasiğimiz oldu artık. Böyle başlıyoruz programı mutlaka. Evet. Her pazar sabah olduğu gibi. Ee, şimdi isterseniz hemen hızlıca başlayalım. Şöyle Cumhurbaşkanı Erdoğan e, sanatçılarla ve sporcularla iftarda buluştu. Bir akşam. başlayalım dün gece, evet. Ee, daha sonra biraz seçime gireceğiz. ilerleyen dakikalarda e, konularımız ...bayağı bir var... ...hem muhalefet cephesi ne diyor... Ee, ...onlara dair de sorularımız olacak... ...Sayın Gülerce'ye... ...ama şimdi gelin... ...bir dün akşama gidelim... Ee, ...Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılarla... ...iftarda buluştu... ...sporcular da oradaydı... ...ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları da vardı... ...izliyoruz... Sanatçı ve sporcu olarak... ...toplumu etkileme... ...ve yönlendirme gücünüzü... ...hayırlı işlerde kullandığınız her durumda... ...daima... Yanınızda yer alacağımı bilmenizi istiyorum. Bu gücünüzü çocuklara, gençlere ve tüm topluma yönelik olumsuz örnek teşkil edecek şekilde istismar edecek olanlara karşı da bilesiniz ki bu toplum sizlere çok çok büyük vefa borcu olacaktır ve bunu da yerine getirecektir önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Hep söylediğim gibi sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşur, buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır. Türkiye'nin iftihar verici eserlerinin açılışında hazır bulunmak, milli bayramlarda yer almak, kritik dönemlerde destek amacıyla kamuoyu önüne çıkmak başkadır. Günlük siyasi polemiklerde taraf olmak bambaşkadır. Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Bizim partimizde çeşitli kademelerde vazife üstlenen pek çok sanatçı, kültür insanı, sporcu arkadaşımız bulunuyor. Başka partilerde de aynı kimlikte kişiler mevcut. Bir siyasi partiye üye olmak suretiyle, yani siyasetçi kimliğiyle bu faaliyet yürütülebilir. Ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır. Milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol açar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şey çok güzel olacak etiketiyle başlayan, ee, özellikle sanatçıların bazı sporcuların katılmış olduğu o e, kampanyaya değindi. Yani evet sanatçılar devletinin zor anlarında yanında olmalı ama günlük siyasi çekişmelerde e, taraf olmasına dair bazı eleştirilerde bulundu. E, neler söylemek istersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu değerlendirmesi evet. için? Şimdi seyircilerimiz hatırlayacaktır. Yüksek Seçim Kurulu e, kararını açıkladığında İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili o akşam e, bir yerde konuşma yapıyordu İmamoğlu İstanbul'da hı hı. ve burada okuduk evet. hatırlayacaksınız. Beylikdüzü'nde konuştu. ha Beylikdüzü'nde dedi ki sanatçısın susacaksın, susmayacaksın. İş adamısın, susuyorsun, susmayacaksın. Yani bu sanki bir e, düğmeye basma e, bir çağrı, bir mesaj gibi e, etki yaptı ve ertesi gün iş adamlarından, sanatçılardan, sporculardan sporculardan her şey çok güzel olacak diye tweetler gelmeye başladı, mesajlar gelmeye başladı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi sanatçılarda seçmen netice itibariyle siyasi bir görüşleri elbette var. Şimdi bütün mesele bir işin organize yapılması. Yani bir sanatçı kendiliğinden şey yapar. Yani o siyasi bile olsa hani diyelim e, fikri ve ifade hürriyeti var, düşünce hürriyeti var, fikrini söyleme, inancını söyleme, yaşama hürriyeti var. Böyle bir şey yapar ama bir yerden düğmeye basılmış gibi. O zaman bu bir organizasyon. Bu organizasyonu kim yapıyor? Soru bu. Sonrasında mesela şu çıkmıştı. Belirli bir sanatçı grubunun menajerliğinin altında bunun yapıldığı iddia edildi. Şimdi tam oraya gelecektim. Sanat dünyasında adı konmamış bir aşiret var. Hı hı. Aşiret. Hani Güneydoğu'da doğuda eleştiriyorlar ya İşte ağanın dediği oluyor diye. Burada ağalar var. Ve bu sanatçıların e, o dünyada kalabilmesi için bir menajerler tabii. ekibi var orada. Şimdi mesela onların düşünceleri nedir? Sanatçılar onu çıkıp tabii ki söylemezler yani kendiliğinden miyip ki ben ona inanmıyorum bir sanatçı böyle İmamoğlu'na destek veriyor bir de gemileri yakıyorlar, karartıyorlar yani. Onu da söyleyeyim. Yoksa birileri onlara telefon açıyorlar buna hemen katılın diyorlar mı? Mesela bunların içinden bir tanesi çıksa bana falan dedi. O falanın da baksak eee o dünyada gizli işler var mı mesela? Gizli teşkilatlar var mı? Gizli odaklar var mı? İstihbarat teşkilatları bu işin içine giriyor mu? Konsolosluklar büyük giriyor mu? Çünkü patır 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 dökülü veriyorlar. Yani normal bir şey değil. Yani insani olarak hayatın normal akışı içerisinde o söyler, bu söyler ama bir anda düğmeye basılmış gibi bir organizasyon var karşımızda. Yani insanların zekasıyla alay etmenin anlamı yok. Yani Biz de bunu yutalım yani. Vay be aynı anda Cem Yılmaz, aynı anda Tarkan, aynı anda Şahan Gökbakar, bunların hepsi e, ki bunları bir odaya toplasan birbirleriyle de zor geçinirler. Ama bir anda İmamoğlu kumpanyasına iştirak ediyorlar, destek veriyorlar. Şimdi sanatçı e, Türkiye'deki bu karpuz gibi ortadan bölünmeye, kutuplaşmaya e, iştirak etmiş oldu. Halbuki onlar bir arada yaşamak kültürü adına, e, hoşgörü adına, uzlaşma adına bir toparlayıcı güç olarak e, dik durabilirlerdi. Yani her taraf savruluyor, yazarı savruluyor, gazetecisi savruluyor, siyasetçisi zaten savrulmuş Sanatçılar sadece sanatlarıyla Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi konuşsalardı. Yani kendilerine böyle bir şey teklif edildiğinde ya bizim her kesimden sevenimiz var. Seni sadece CHP'liler dinlemiyor ki. Sadece onlar alkışlamıyor ki. Bir defa onların açısından baktığınız zaman e, kendi menfaatleri bakımından da e, faydalı bir şey değil. Yani bir sanatçı durduk yerde kendisini sevenleri azaltmayı, kendisine tepki gösterilmesini arzu etmeyi e, yapabilir mi? Demek bir yanlışlık var bu işte. Yani hayatın normal akışında sanatçılar sempatik olurlar. Sevenlerinin sayısını arttırmak isterler. Daha geniş kitlelere ulaşmak isterler. E şimdi burada mesela Sayın Bahçeli çıktı ne güzel söyledi. Ben de dedi daha Cem Yılmaz'ı sevmem dedi. Evet. Ya bak. Böyle Sade bir laf gibi söylüyor ama ben de sevmem. Artık falanı da sevmem, filanı da sevmem. Niye seveyim ki? Ben seni sanatçı olduğun için, sanatından dolayı seviyordum. Takdir ediyordum. Sen şimdi gittin CHP'nin kuyruğuna takıldın. İmamoğlu'na destek veriyorsun. Niye? Ve bir kısmı da işte rüzgar. Hani rüzgara kapılanlar diyorlar ya. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlerine elbette gidecekler ama... Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan öp övüp övüp, övüp övüp ardından da İmamoğlu'nu şimdi öp yani Yalnız, hemen güç değişimi olmaya görsün. Hani şöyle diyorlar ki acaba İstanbul'da ne olacak deyip hemen o tarafa sarf ediyorlar. o imkanı, Rüzgar, rüzgarcılar yani biraz da. Onlara o rüzgarın verilmeyeceği kanaatindeyim. Ben akşam iftara katılanlara özellikle baktım Hı. haberlerde. Bu işleri yapanlardan hiçbir sorda yok. Çünkü davet edilmemişler bana göre. Evet. Niye davet etsinler ki? Sen eee Cumhurbaşkanı'nın... E, ...genel başkanı olduğu partinin... ...adayına karşı... ...Cumhuriyet Halk Partisi adayının tarafına geçiyorsun... ...ve oradan... ...el kol işaretleri yapıyorsun. Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak diye. Yani sanatçının buna... Gezi zamanında yoktu. da biz bunu yaşadık Sayın Gülerci. Gezi de daha sınırlıydı... ...bakınız. Yani ideolojik olarak... ...durduğu yer belli olanlar vardı... ...gezi kalkışmasında. Burada... Mesela ben bir Şahan Gökbakar'ı hiç tahmin etmezdim. Bir Tarkan'ı hiç tahmin etmezdim. Ya o taraflarda beze olan adamlar değil bunlar. Ve Tarkan'ın bugüne kadar hani e, böyle siyaseten pek bir şey yaptığını görmemiştik. Evet. Yani Cem Yılmaz hissettiriyor da mı? böyle net, bir, net tavır bir tavır koyuş yoktu. Ha şimdi iyi mi oldu? Şu kadar insanın gönlünü kırdınız. Şu kadar insanın sevgisini kaybettiniz. Alın oturun şimdi. Sanatçı ve sporcu bakınız Sayın Erdoğan da söylüyor. Bizim partimizde de var diyor milletvekili olarak. Siyaset yapmak istersen bu yasak değil ki. Tamam. Gidersin CHP'den aday olursun. Var CHP'de öyle sanatçılar. Ama tam toplumun böyle e, savrulduğu, kutuplaştığı e, bir çatışma ortamının doğduğu sırada sen de eline bir şey benzin alıp niye gidiyorsun yani? Peki bu sen tam tersini yatıştır yatıştırmak için ee, dik durman gerekiyordu yani sanatçı adına dik durman gerekiyordu.